Evet arkadaşlar, değerli dostlar, şimdi artık yavaş yavaş trigonometrik fonksiyonların tanımlarına adım atıyoruz. Evet, ilk kısımda incelediğimiz örneklerde temel özellikleri, yani bu işin giriş, aslında girişgah kısmıyla muhataptık. Şimdi artık konumuza, yani asıl noktaya gelelim. Peki nedir sinüs ve kosinüs? İşte burada bilim çemberi, evet daha önce konuşmuştuk. Değil mi? Merkezi orijinal olan, yarıçapı bir birim olan çembere ne diyorlar arkadaşlar? Birim çember. Birim çember üzerindeki bir noktamız diyor. P olsun. Peki bu P noktası, evet neticede biz apsis ve ordinal kelimelerini daha önce analitik geometride duymuşuzdur. Burada şunu söylüyoruz artık. Bu P noktası ile orijini birleştirerek bir OP, gördüğünüz gibi doğru parçası oluşturuyoruz. Diyor ki bu OP doğru parçası neticede P noktası çember üzerinde hareket ettiği müddetçe diyor. Evet, ettiği müddetçe yatay eksende bir açı üretir. Tabii burada açıların yönleri kavramını bir kez daha hatırlarsak, eğer biz deme saat ibresinin tersi yönde hareket ediyorsak artı yön, eğer saat ibresi aynı yönde hareket ediyor isek eksi yön olarak kabul görmüştü bizler tarafından. Peki işte x ekseni yapılan bu açıya diyor isim olarak alfa verirsen, işte o P noktasının durduğu anda, nerede durduğu önemli, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü herhangi bir bölgede durduğu andaki işte apsisine artık biz kosinüs, ordinatını ise sinüs ismini takacağız diyor. İşte bu şekilde yeni bir isimlendirmeyle, yeni bir oyunla trigonometri tabiri aslında giriş yapılıyor. İşte burada görüyoruz ki yarıçapımız OP zaten birim çemberden sebep bir birimdir. Burada ordinatımız yükselti olarak karşımızdadır. İşte gördüğünüz gibi sin alfa olarak telaffuz edilmiştir. Apsisimiz de cos alfa. Bakın yeşil renkle ve mor renklerle gösterilmiştir. Bu yüzden yatay eksende, yani apsis hareketinden sebep yatay ekseni aynı zamanda çocuklar kosinüs ekseni, düşey ekseni de aynı zamanda sinüs ekseni, yani ordinatın ekseni manasında sinüs ekseni denmiştir. Bu yüzden P noktası apsisin kosinüsü olarak telaffuz ettiğimizde olan apsisle ilgili bir cümle, ordinatı da tekrar telaffuz etmiş olduk. Buradan anlaşılan şu olmaktadır ki apsis en fazla 1, değil mi? En aşağıda da eksi 1 olabiliyor. Bu yüzden kosinüsün alabileceği değer aralığının eksi 1 ile artı 1 aralığında olduğunu buradan keşfediyoruz. Aynı şekilde ordinatımızda artı 1 ile eksi 1 arasında değerler aldığı için sinüsün de değer aralığını, aslında bunlar birer fonksiyon olarak, şimdi ileride de tekrar edeceğiz. Fonksiyonel olarak bunlar eksi 1 ile artı 1 arasında sınırlı birer fonksiyondur demiş oluyoruz aslında ki bu tanımla. Peki buradan ne kazanılıyor? Buradan işte bölgelere göre, yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölgelere göre neticede apsis ve ordinatın işaretleri değişiyor. İşte birinci bölge dedim mi? Apsis ve ordinat pozitif. O yüzden bak sin ve cos pozitif. Peki ikinci bölgede ne? Apsis negatif ama ordinat pozitif. O yüzden bak sinüs pozitif, kosinüs negatif şeklinde karşımıza geldiğini, üçüncü bölgede her ikisinde negatif olduğunu, dördüncü bölgede ise kosinüsün artı sinüsün eksi olduğunu görebiliyoruz. Ki bunlar bizim için ileride zaten telaffuz edeceğimiz önemli detaylar. Çünkü apsis ve ordinatın bulunduğu yere göre sorunun çözüleceğinden bahsedeceğiz. İşte bu şekilde sinüs ve kosinüs tanıtılmıştır bizlere. Yani apsis ve ordinat kavramları yerine düşünülmüştür. Şimdi bunu dikkate alarak ifademize adım atıyoruz diyelim. Şimdi de örneklere başlayalım. Evet, örneğimiz 60. örnek olarak devam ediyorum. Sin 135, cos 90, cos 225 ve sin 180 şeklindeki açı değerleri. İşte buradan diyoruz ki 90 derecenin olduğu yeri A noktasıyla, işte 135 dereceye dikkat, mavi işaretle gösterdim. Bunun 90 artı 45 olduğunu biliyoruz. Yani şuraların eşit olduğunu herkes görebilir. Yine 225 dereceyi bakın pembe renkle gösterdim. 180 artı 45. O yüzden dikkatlice bakın B ile D isimlerini taktım ki bunlara aynı hizaya denk geldiklerini, apsisinin aynı olduğunu. C'yi de evet burada 180 derece temsilen burada göstermiş oldum. A noktasının koordinatları nedir dediğimde 0'a 1 olduğunu herkes gördüğü için buradan A demek ki kosinüs burada 0'dır, sinüs ise 1'dir. Kosinüs 90 lazım mı? 0. Peki B'ye geldiğimizde ikinci bölgede olduğunu görüyoruz. Eşit olduğu için ve hipotenüsümüzde 1 olduğu için 1 bölü kök 2'ye 1 bölü kök 2'dir buranın koordinatı. Ama ikinci bölgede olduğu için eksi ve artı sırasındadır. O yüzden bu soru sinüsü sorduğu için bize, yani ordinatı sorduğu için cevabımız da artı 1 bölü kök 2'dir diyoruz. İşte devamında 180 dereceye dikkatlice baktığımızda ise yine eksi 1'e 0 noktasıdır. Yani kosinüsün eksi 1 sinüsün 0 olduğu yerdir. Bu yüzden sinüs 80'in 0 çıktığını görüyoruz. Ve D noktasında yine
Evet, aynı apsis ve ordinatlar yani ölçüm olarak 1 bölü kök diye 1 bölü kök ama 3. bölge dışı x'te x'tir. Bu yüzden de kosinüs 225 negatif yani eksi 1 bölü kök 2'dir olarak karşımıza geliyor. Bunun kök 2'sini unutmuşuz arkadaşlar. Oraya da bir yazmış olalım hemen. Bir saniye. Burada. Ve sonuç itibariyle bunları alıp yerlerine yazdığımızda gelen işlemin eksi 1 olduğunu herkes kolaylıkla görebilecek. Yani artık biz birim çemberin üzerinde soruları düşünmeyi, orada yorumlamaya zihnimizi alıştırıyoruz. Aslında trigonometrik fonksiyonlarla. 61. örneğimizde birim çemberimizden bahsediyor. Bir alfa açısının üretildiğini ve kosinüsü veriyorum diyor. Bana P'nin ordinatını soruyor. İşte P noktası arkadaşlar ne demiştik? Birim çember üzerindeki noktalarımızın evet apsislerinin kosinüs ordinatlarına da ne diyoruz artık? Sinüs. Yani böyle bir bilgimiz var. İşte bu yüzden kos ve sinüsün değil mi? Daha önceki kısımda anlattığımız gibi kareler toplamında 1 olduğunu bildiğimizden. Çünkü kos kare artı sin kare 1 değil mi? Burada hipotenüsün 1 olduğundan da geliyor zaten. Kosinüsün eşitliğini yerine yazarak yani s kare artı kök 5 bölü 3'ün karesi 1. Buradan s karenin 4 bölü 9 olduğuna yani sinüsün artı ya da eksi 2 bölü 3. Peki hangisini seçeceğiz? Birinci bölgede olduğumuz için yani artı olduğu için o yüzden ordinatımız yani sinüsümüz 2 bölü 3 olarak karşımıza çıkar deriz. 62. örnekte de evet yine bir P noktası birim çember üzerine tarif edilmiş birinci bölgede. Buna göre diyor bu P noktasını dikkate alarak işte A ve B noktaları var. A ile B arasını bana anlatabilir misin? İşte trigonometrinin içinde aslında hoşumuza gelen soru tarzlarından biri bunlar arkadaşlar. Birincisi nereli anladığımızı önce bir not alıyoruz. P noktasını biliyoruz ki eğer burada alfa açısı varsa apsisine yani OH'a hangi isim takıldığını, kosinüs takıldığını biliyoruz. Ordinatını ise yani PH'a diğer deyişle buradaki adıyla BO'ya ya da OB'ye sin alfa dendiğini de biliyoruz. Dolayısıyla bununla beraber adı zaten birim çember olduğuna göre ve bu oyun burada oynandığına göre OP uzunluğu OA uzunluğu 1 olduğunu biliyoruz. O zaman bize sorulan AB aslında neresiymiş arkadaşlar? OA ile OB farkı. Yani OA ve OB de zaten bir tablo gibi buradan elde ettiğim için 1 eksi sin alfa şeklinde bir reel sayıya kendimizi ne yapıyoruz? Taşımış oluyoruz. Dikkat edersek. 63. örnek 3π bölü 2 ile 2π arasında bir alfa açısından bahsediyor. Yani 4. bölgede olduğumuzu sunuyoruz. Peki nedir? Kosinüsünü verdim, sinüsünü sorayım. Kosinüs niye artı verilmiştir arkadaşlar? Çünkü 4. bölgedeyiz. Yani apsisimiz pozitiftir. Aman dikkat. Sinüs yani ordinatımızın olmak zorunda, negatif olmak zorunda. İşte biz sinüs ve kosinüs hep temel bir bağıntıyı bir şekilde kullanırız ya da hatırlarız. S kare artı C kare 1. S kare evet tamam 4 kök 3 bölü 7'nin karesi dedik ki eşittir 1. Buradan S kare artı 48 bölü 49 1. Yani S kare 1 bölü 49. Yani ya artı ya da eksi olmak kaydıyla 1 bölü 7. Peki neye dikkat ediyorum? Trigonometri bölgeler konusu olduğu için mecburen bölgeye dikkat çekerek sin alfanın eksi 1 bölü 7 olduğunu izah ediyorum. 64'te aslında güzel bir dikkat sorusu. Bakalım x neredeymiş? Pi bölü 2 ile pi yani 90 derece 180 diğer de işte ikinci bölgede. Peki işlemimiz kök içinde 1 eksi sin çarpı 1 artı sin. Evet bunu hatırlayalım. 2 kare farkı demek ki kök içinde 1 eksi s karedir. Payda zaten bir şey yapmadık. Peki 1 eksi s kare neydi bizim için arkadaşlar? C kare. Kare kök ve c kare. İşte burada bazı arkadaşlar maalesef değil mi takılıyorlar. Direkt bunu c yazabiliyorlar. Halbuki karekök ve kare denk geldi. Bunu nasıl dikkate almak zorundayız? Mutlak değer içine dikkate almak zorundayız. Ki özellikle trigonometride bölgelerle yani işaretlerle ilişkili olduğu için aman ha dikkat edin buraya diyoruz. Peki geldik mutlak değer c'ye. Kaçıncı bölgede bir açıyı kullanıyoruz? İkinci bölgede. İkinci bölgede kosinüsümüz yani apsisimiz nedir arkadaşlar? Negatif. Demek ki mutlak değer negatif bir sayı gizlidir. İşte bunun dışarıya nasıl çıkması gerekiyor? Pozitif. O yüzden önüne ne getirmek zorundayım? Eksi işaretini ki bu sayede orayı artıya çevirmiş olayım. İşte bu görsel sonucuyla a eksi c bölü s oluştuğu için yani c bölü s de kotanjant olarak hatırladığım için eksi kotanjant olarak bakın cevaba ulaşabiliyoruz. Dikkatlice bakalım. Karekök zaten pozitif bir ifadedir. Değil mi? İçin zaten negatif olamaz. Peki paydada kim var? Sinx. Sinx ikinci bölgede neydi? Artı. Bakın bu ifade gerçekten de pozitif bir reel sayıdır. Peki bulduğumuz eksi kotanjant pozitif midir? X ikinci bölgede kotanjantı inşallah oraya geldiğimizde göreceğiz. Negatiftir. Başındaki eksi yüzünden de artıya döndüğünü göreceğiz. Yani gerçekten de yazılış değil burada önemli olan taşıdığı manadır. Buna dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar geldik şimdi sıralama sorusuna.
Evet, bu sorular biraz daha yorucu olmaktadır. Yani öğrenciler tarafından biraz daha zor düşünmektedir. Peki burada ne düşünüyoruz? Şimdi burada bazı geçen açıları birim çemberde gösterip daha sonra bunlarla ilgili işte üçgenler çizerek özellikle o benzeme görselliğine dikkat çekerek büyüklüğü küçüklüğünü görebiliyoruz. Ya da işte burada bakın bir şablon çizdik. 45 dereceyi baz alarak yani dairemizin içine gördüğünüz gibi bir burada kare çizdik. 45 bizim için niye kritik? Çünkü sinüs ve kosinüsün eşit olduğu yerdir bizim için değil mi? Sayısal olarak tabii artısı eksene dikkat etmeden söylüyorum bunu. Peki bu sözcüklerle bak başladığımızda şimdi 134 derece burada yeşil renkli gösterdim ikinci bölgede. Peki ikinci bölgedeki bir açının sinüsü yani ordinatı pozitiftir. Evet, A pozitiftir. 136 derece ikinci bölgedir. Kosinüs yani apsisi negatiftir ama başına geldiği için eksi o da pozitif olmuştur. 314 derece dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede açım kosinüsü yani apsisi pozitiftir. C de pozitiftir. D zaten birinci bölgede o yüzden pozitiftir. Şimdi soru bu. Hepsinin pozitif olduğu bir durumda nasıl karşılaştıracağız? Açılara baktığım zaman bir 44 var ki 314'e de dikkatlice bakarsam 270'ten sonra 44. Bak 90'dan sonraki süreçte de burada da yine 44 ya da buraya baktığımızda yine bizim için 180'den önce 44 ya da 90'dan sonra 46 gibi 44-46 arasına gelmiş gibi bir senaryo. Biz burada A ile B'ye şöyle baktığımızda sanki birbirinin simetri gibi. 45 tam ortada da 134-136 gibi. Burada şimdi 134'ün bizim için ordinatı buraya gelmişse apsis de aslında ona simetrik gelmiştir. Yani sayısal olarak birbirine değil mi, mutlak tercih eşittirler. Zaten beynin önüne bir de eksi getirdikleri için. O yüzden diyor ki 45'i evet yani eşitliği bozan diyor. Yani büyüme yönünde bozma adına yani 45'teki o eşitlikte daha büyük olma adına kime göre 44'e nazaran daha büyük olma adına bozduklarından diyor. Biz burada A ile B'yi birbirine eşit olduğunu görebiliriz. Bu yüzden C ve D'de de kosinüsünü burada apsis olarak görmüştük ya arkadaşlar 314 derecenin. İşte buradaki apsis de diyor buradaki ordinatta birbirinin zaten eş değeri olacağı için ama 46'ya nazaran daha küçük aldıkları için bu sebeple onların da eşitliğini görüp yani sıralamayı yapmış olabiliyoruz. 65. sorunun ikinci olarak isterseniz açıklaması manasında bunu izleyelim. Şimdi çocuklar işte bakın açılarımız 44 derece 130, 136 ve 314. Dikkatlice bakarsak aslında bakın burada o 45 derece yine silmedim. 44, 46, 90 üçgeni, 44, 46, 90 üçgeni, 44, 46 değil mi? 90, 44, 46, 90 üçgenleri var. Yani bu üçgenlerin hepsi birbirine zaten eştir. Bakın hipotenüsleri zaten bir birim çember ama kırmızı renkte çizdim fark ettiysen 44'ün karşısına kalanları diğerini de yeşil renkte gösterdim. İşte burada 134 derece dediği nedir? Sinüste yükseltidir. Yani yeşil renkli olan parçalar. Yeşil renkli olan parçanın kırmızıdan uzun olduğu zaten aşikardır gibi. İşte aynı şekilde 136'ın evet kosinüsü budur. Uzunluk olarak bakın sayısal olarak aynı ama negatifti. Ama başındaki eksi yüzünden artıya döndüğü için zaten A ile B'ye eşit dedik. Ve yeşil parçanın kırmızı parçadan büyüklüğünü görüyoruz. Diğerinde de yani C ve D'de de her ikisi 44'ün karşısına kalan sayılar olduğu için yani kırmızı renkle gösterdiğimizden sebep onlar da birbirine eşit. Yani olayı ya bu şekilde üçgenlerle çözüyoruz ya da az önce yaptığımız yani bir önceki anlatımdaki gibi yorumla çözüyoruz. Bunu sizin takdirine bırakıyoruz. Evet şimdi de bir sıralama yine sorusu artılı eksili bazda. Şimdi öncelikle hatırlayalım. 550 derece evet, büyük bir açı. Ne yaptık arkadaşlar? Birinci ifadeyi burada çalışıyorum. 550 derece 360'a bölerek esas ölçüsünü buluyorum. Yani bir tur 60 bir de ne yapmış üzerine bakın. 190 derecelik bir burada dönüş yapmış. 194 derece kaçıncı bölgede bir açıdır bizim için? Üçüncü bölgededir. Peki soralım. Üçüncü bölgede sinüs yani ordinatımız neydi arkadaşlar? Negatif. Doğru mu? Doğru. Birincisi doğrudur. Geldik 5π bölü 9'a ikinciyi burada çalıştık. Pi gördüğüm yere 180 derece yazabilirim ki 180 bölü 9 25 kere 20'den 100 derece ikinci bölgede demektir. Peki ikinci bölgede kosinüs yani apsis nedir? Negatiftir. Bu iddia da bizim için doğru bir iddiadır. Geldik üçüncüyü burada yine göstermiş oluyorum. 4π bölü 5 evet yani pi gördüğüm yere 180 yazarsam 180 bölü 5'ten 36, 4 kere 36'dan 144. Yani ikinci bölgede 7 defa pi bölü 9 değil mi? Az önce de 20 idi zaten 140 derece. O da ikinci bölgede. İkinci bölgedeyiz evet. İkinci bölgede sinüs yani ordinat pozitif.
Peki abses negatif. Peki artı ile eksenin çarpımı ne olmak zorunda? E negatif. Bu da yok ki pozitif. Demek ki üçüncü iddia bizim için yanlış bir iddia olarak karşımıza geliyor. Peki dörtte ne yapmışız arkadaşlar? Onu da burada göstermiş oldum. 1500 derecenin esas ölçüsünü ele aldım. Demek ki 4 tur 60 ve üzerine bir de 60 derece gitmiş ki bunun birinci bölgede olduğunu görüyoruz. Yani pay kısmımızda sinüs birinci bölgede pozitiftir. Buna cevap attık. Peki 2760 derecenin esas ölçüsü nedir diye sorduk. 360'a böldük. 7 tur atıldığını, 2520 derece evet, dönüş olduğunu ve artı 240 derece kaldığını. Yani 3. bölgede bir yerler denk geldiğini görüyoruz. Peki 3. bölgede kosinüs yani absis neydi? Negatifte artı bölü eksi diyor ki pozitif. Hayır negatifte o zaman iddianın yanlış olduğunu görüyoruz. Geldik 5. ifadeye. Onu göstermeme gerek yok. Çünkü 200 derece zaten her ikisinde de var ve 3. bölgedeyiz. 3. bölgede hem sinüs hem kosinüs zaten negatif 2 reel sayı değeridir. 2 negatifin toplamında negatiftir iddiası doğrudur. O yüzden 5. maddeyi de doğru olarak görüyoruz. Evet, bu konu hantal model sorularından biridir ama yorum yaptığımız için burada bir şeyler kazandığımız için buralara dikkat etmenizi tavsiye ederiz. 67. soru. Evet, bu konu yine farklı sorularına artık geldik. Yani sinüs ve kosinüsü tanıştırdık. Şimdi artık biraz daha teknik sorularına geliyoruz. Özellikle videonun sonuna doğru olan örneklere aşağıda dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet, birim çemberde alfa açısı üretilmiş. BPD gibi noktalar tarif edilir. BPD üçgenin alanını bana söyle diyor. Şimdi burada ne dikkatimi çekiyor öncelikli olarak? Bir, çapı gören çevre açı olduğu için bir kere P açısı dik açıdır. Bunu biliyorum. OP yarıçaptır bir birimdir. OB yarıçaptır bir birimdir. OD yarıçaptır bir birimdir. Bunu görüyorum. İşte diyorum ki madem alan bulacağız. Yani bilgi dağarcığımda kim var zaten? BD uzunluğunun iki birim olduğunu zaten cebe attım. Yani alan bulmak istiyorum. BD ile çarpacağım. Peki ne? Ona ait olan yüksekliği çarpacağım. O yüzden burada da bak trigonometri nasıl işimize yarıyor. P noktası diyor çemberin bir elemanıdır. Yani birim çembere ait bir elemandır. Peki biz P noktasına gelmek için ne kadar dönüş yaptık? Alfa. O zaman P noktasını tarif et bana dediklerinde absisini kosinüs alfa, ordinatında sin alfa olarak yazarsın. Yani analitik olarak her ikisi negatif olan iki reel sayı değeridir. Ama ben konuyu geometriye yani diğer deyişi öklit geometrisine alan hesabını istiyorum. Yani bana bu pH'i bulabilir misin diyor. Evet, pH absis uzunluğudur. Yani absis evet bak negatif bir reel sayı değeridir. O zaman diyor bunu eksiyle çarparsan aslında bunu neye çevirmiş olursun? Pozitif bir reel sayıya çevirmiş olursun diyor. Aman dikkat, trigonometrinin bu yönü biraz karıştırılabiliyor. Yani eksi geldi artı geldi stresine girmiyoruz. Biz önce anlıyoruz kaçıncı bölgedeler artı ve eksi. Sonrasında eğer konu uzunluktur, alandır ise muhakkak bu eksilerine falan müdahale ediyoruz. Hatırlarsınız parabolde de bununla ilgili örnekler çözmüş idik. Dolayısıyla bunun pozitif olduğunu keşfettikten sonra artı gönül rahatlığı bu yazılışını kullanabilirim diyerek demek ki BD çarpı H bölü 2'den 2 çarpı eksi kos alfa bölü 2 yani eksi kos alfa baktığımızda eksi gibi bir okuyuş var ama okunmadan ötürüdür. O bir simgedir. Bizim için bu ifadenin karşılığı kesinlikle ama kesinlikle pozitif bir reel sayı değeridir diyelim. Bir kez daha dikkat çekelim. Evet, şimdiki örnek biraz daha teknik bir örnek olarak karşımıza geliyor. Peki nedir? Evet, şekli görüyorsunuz. Bahsi geçen şekilde alan COB'yi bize bulmamızı istiyorlar. Evet, x eşittir 2 doğrusu var. Birim çember A ve B noktaları görüldüğü gibi gösterilmiş. Alfa diye bir açı oluşturulmuş. Burada biraz daha büyükçe anlattık. Şimdi nereli biliyorsak öncelikle onları hatırlayalım. Birincisi birim çemberse bu eğer A noktasının değil mi bizim için absisi olan yani OB uzunluğu bizim için kosinüs alfa. Ordinatı olan AB değeri de sin alfa olarak ki pozitif reel sayı olarak karşımızdadır. Peki başka neler biliyoruz arkadaşlar burada dediğimizde? Şimdi diyor ki soru alan bulmam lazım. Yani benim bir şekilde OB uzunluğu ile CH'ı çarpmam gerekiyor. Ama bakıyorum hani CH'ı bulmam için herhangi bir bilgi ilk etapta gözüme çarpmıyor ama sonra görünce AB ile CH birbirine paralel. O zaman bu bir Thales olabilir mi acaba diyerek neydi Thales? AB'nin CH'a oranı değil mi? AB'nin CH'a oranı OB'nin OH'a yani tamamının oranıydı. O zaman diyor AB uzunluğu biliyor musun? Biliyorum sin alfa bölü CH bilmiyorum zaten onu istiyordum. Peki OB evet OB'yi biliyorum ama dursun şimdilik dedim. OH'ın 2 olduğunu nereden anladık? X eşittir 2 doğrusu verdiği için. Peki
işen şen çarpımı yapabilirim değil mi? Burada 2 sin alfa kime eşittir? OB çarpı CH. Zaten diyor alan COB var ya diyor, OB ile CH'ın çarpımıydı. Yani senin Thales diye kurduğun bu bağıntıdan zaten gelecekti diyor. O yüzden OB çarpı CH'ın eşitini 2 sin alfa olduğunu Thales'ten bulunca 2 sin alfa bölü 2 ile sin alfaya ulaşmış oluyoruz. Yani birim çemberde bir başka farklı alan uygulamasında gözlemlemiş oluyoruz. 69. soru. Yine bir birim çember. Evet, A noktası çember üzerinde. B de evet görüldüğü gibi. Burada bilgimiz AB uzunluğu sin alfa olarak, yani bir reel sayı olarak verilmiş. Alfamız zaten gözüküyor. Buna göre AB nedir? Yani onu bana bul diyor. Evet, yine teknik güzel bir soru. Dönersek buraya, A noktamızın apsisi nedir arkadaşlar? Kos alfadır. Bunu biliyoruz. Ordinatı yani AH ile CO nedir bizim için? Zaten sin alfadır. Şimdi bunları bilen biri olarak ben hemen resme baktığımda A demek ki BC uzunluğuna ne kalması gerektiğini 1 eksi sin alfa. AC'nin zaten kaç ne olduğunu görüyorum, kos alfa. Zaten AB'yi de bana sin alfa verdiği için buradan A bak bu bir dik üçgen demek ki Pisagor bağıntısı gibi dikkatimi çekiyor. Nedir Pisagor bağıntısı? S kare eşittir 1 eksi S'nin karesi artı C kare. Ne yaptık burada? 1 eksi 2 S artı S kare dedik değil mi? Parantez kare açtık. Dikkatine çekti, S kare artı C kare geldi. Yani 1. Sonra eksi 2 S'ye dedim ki geç bu tarafa, geçti. Burada da 2 kaldı. Tam kareye tamamlama tekniğini hatırlayarak, yani diskriminanta girmemek adına her tarafa 1 ekledim. Her tarafa 1 eklediğim için S artı 1'in karesi değil mi? 3'e. Yani S artı 1 ya artı kök 3 ya da eksi kök 3'e. Yani artı kök 3 ya da eksi kök 3'e. Ki tek yapmadığımız burada 1'i diğer tarafa atmak. Dolayısıyla S'ye kök 3 eksi 1'dir ya da eksi 1 eksi kök 3'tür. Konu geometri olduğu için ve pozitif değerlerle ilgilenildiği için bu olamayacağı açıktır. Kök 3 eksi 1 de bizim için uygundur. Peki kontrol edelim. Sin alfa kök 3 eksi 1 çıktı. Yani sinüs eksi 1 ile 1 arasında olmalıydı. Doğru bir iddiamdır. Evet, doğru bir iddiadır. Bu da sağlanmıştır. Dolayısıyla AB'yi tespit etmiş oluyoruz bu örnekte de. 70. sorumuz. Evet, açılarla alakalı bölge sorusu yine. Sinüs tabi hepsinde var. Öncelikle esas ölçülüyle hatırlayalım. Evet, 820 derecenin esas ölçüsü neydi arkadaşlar? 360'a bölüyorduk. 2 tur atıldığını anlıyoruz 720. Sonra bir 100 derece daha ilave edilmiş. Bu da bize 820'nin denginin 100 derece olduğunu, 100 derecenin ikinci bölgede olduğunu biliyoruz. İkinci bölgede peki sinüsü soruyoruz. Zaten hepsinde de aynı. Sinüs ikinci bölgede neydi? Artıydı. Yani an işaretinin artı, yani pozitif olduğunu anlıyoruz. Peki B'ye geldiğimizde eksi 200 derece. Bakın burada çizimini yaptık. Eksi 200 yani saat ibresiyle aynı yön bizim için nedir? Eksi açılardı. Eksi 90, eksi 180, eksi 200 olduğunu görüyoruz. Aslında eksi 200 neye denktir? Dikkat. Artı 160'a. Aslında buradan da şunu hatırlatalım. Eksili ve artılı açılara işarete bakmadan eğer dikkat ederseniz toplamları her zaman 360'ı yapmalıdır. Buradan da belki bazı arkadaşlar için hafızada kalabilecek bir söz olabilir. Bu da evet yine ikinci bölgede olduğunu, sinüs olduğunu ve yine pozitif olduğunu gösteriyor, biliyor bizlere. Peki radyan tipli bu yapılarda yani özellikle eksi artı çok önemli değil ama ne yapıyorduk? Önce artı gibi düşünüyorduk. Yani 22 pi bölü 5 kime denktir? Burada neydi esas çocuklar? Yani kaç tane 2 pi vardır? 2 pi'den kasıt nedir? Madem 5'e böleceksek 5'e bölündüğünde 2 pi vermesi için pay kısmı 10 olması gerekir diyerek bakın hep radyan tipli sorularda paydanın 2 katına böleriz pay kısmını. 22'yi o yüzden 10'a böldük. Mesela payda da 7 olsa 14'e bölecektik gibi. 22'yi 10'a böldük. 2 tur. Demek ki bu neticede karşımıza 2 kaldığı için demek ki 22 pi bölü 5 kime denktir aslında? 2 pi bölü 5'e. Yani 72 derece değil mi? Pi bölü 5, 180 bölü 5, 36'dan hafızamı zorlar. 72. O zaman şunu anlıyorum. Eksi 22 pi bölü 5 aslında eksi 72 derece demektir. B şıkkında konuştuğumuz gibi toplamları ne olmalı bunların bakın? 360 derece olmalı. Sözünü eğer hatırlarsanız o eksi artıdan dikkate alarak. Dolayısıyla bu bahsi geçen açının 4. bölgede olduğunu ve sinüsün 4. bölgede negatif olduğunu kolaylıkla gözlemleyebiliyoruz. Evet, sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının işlediğimiz bu serinin son örneğini yapıyorum. 71. sorumuz tabii. Burada evet birim çemberimiz görüldüğü gibi CD çap şeklinde çizilmiş. B yine çemberimizin y ekseni kesi nokta bir üçgen tasarlanmış ve burada bir alfa üretilmiş. Ve bilgi şu sin alfa 2 kök 2 bölü 3 bu bilgiyi kullanarak bana bu taralı üçgenin alanını bulabilir misin? Evet hemen dönüyoruz buraya arkadaşlar.
Bu bilgi aslında bize ipucu olarak şunu veriyor. C noktası ile ilgili bilgi veriyor. Niye? Çünkü sinüs alfa dediğimiz nedir? Alfa açısı, yani buradan dönüp C'ye kadar geldiğimizi anlıyoruz. Peki C'nin bizim için sinüsü derken neyi kastedilmektedir? CH, yani ordinat kastedilmektedir. O yüzden buradaki CHO üçgenini bakın buraya taşıdım ilk etapta. Yani CH'ın sinüsteki bilgiden sebep 2 kök 2 bölü 3 olduğunu, OC zaten bir yarıçap olduğu için 1 olduğunu, buraya da OH'a da x dersem diyerek bir Pisagor canlandırdım ki x'in 1 bölü 3 ya da eksi 1 bölü 3 çıktığını buradan gördüm. Tabii ki C'nin bana hani apsisi nedir deselerdi eksi olurdu, çünkü ikinci bölgedeydi, eksi 1 bölü 3 derdim. Ama konumuz geometri olduğu için pozitif yönüyle ilgileneceğiz. Peki sonra işte burada dikkatine çekti. CO eşittir OD. Bunlar yarıçap, zaten birer birimdir. Bunu biliyoruz. Şimdi soru diyor ki alan hesabı. Ben de diyorum ki eğer BCO'nun alanını bulabilirsem zaten BCD bunun iki katıdır. Çünkü kenarlar bakın burada eş parçalardır. Dolayısıyla BCO'nun alanını bulmak isteyen birinin ise BO uzunluğunu, yani bir birimlik yüksekliği kiminle çarpması lazım? Buradaki isme göre bakın CT ile çarpması gerekiyor. İşte CT dediğimizde OH, yani az önce bulduğumuz sayısal değerdir. O açıdan CT'nin 1 bölü 3, OB'nin zaten 1 olduğunu bilip bir de 2'ye böldüğümüzde BCO üçgenimizin alanının 1 bölü 6 birim kare çıktığını, ama soru tamamını sorduğu için bundan 2 tane olduğunu, yani 2 defa 1 bölü 6'dan 1 bölü 3 birim kareye ulaştığımı görüyorum.